Geçtiğimiz Haziran ayında Cezayir Fas kökenli anne babanın çocuğu olan Nahel Merzok Fransa'da Trey polisleri tarafından durduruldu. Bir arkadaşı da vardı araçta. Tehlikeli araba kullanıyor diye durduruldu. Sonra da itiraz etti diye kaçmaya çalıştı iddiasıyla Merzok öldürüldü. Bu Kuzey Afrikalıların, Kuzey Afrika kökenlerin Fransa'da karşılaştığı ilk şiddet değildi. Bu nedenle ortalık karıştı. Yani Paris sokakları savaş alanına döndü. Arabalar yakıldı, evler yakıldı, binalar ateşe verildi. Yani inanılmaz bir manzara, inanılmaz manzara. Gerçi Fransızlar bu tür şeylere alışkınlar. Yani birkaç yılda bir yok emekli haklarından dolayı, yok işte çevre nedeniyle veyahut da işte yine böyle göçmenler kaynaklı bu tür şiddet olayları oluyor. Fransa'da bu bir usul anlaşılan. Yani ciddi bir toplumsal bölünme söz konusu ve devletin toplumla ilişkilerinde iş geliyor sonunda bir şiddete dayanıyor. Burada da böyle oluyor. Kuzey Afrikalılar Fransa toplumuna entegrasyonda zorluk çekiyorlar. Yani Fransa bu da neden kaynaklanıyor? Biraz Fransız devletinin Vatandaşlarını değiştirme iştahından kaynaklanıyor. Yani Fransızlılık diye bir şey var. Ve bu Fransızlılık bütün etnik kökenlerin, bütün dinlerin, bütün e, gelenek göreneklerin üzerinde. Yani Fransız olmak şunu gerektirir dendiği zaman Fransız devleti şiddete başvuruyor. Şiddetle karşılık veriyor. Ve insanları zorla değiştirmeye çalışıyor. Bakın burada Anglo-Saksonlarla Fransız e, yöntemi arasında, geleneği arasında çok büyük bir fark var. İngiltere'ye gittiğinizde veya Amerika'ya gittiğinizde bir Afrika'nın kabilesinden gelmiş bir kişi New York'un göbeğinde veya Chicago'da neyse artık kendi mahallesinde istediği gibi yaşar. İstediği kıyafeti giyer. Her çeşit rengarenk insanı görebilirsiniz. Devletin onlardan beklentisi topluma karşı bazı sorumluluklar vardır. Ne bileyim vergini vereceksin. Evet. Ya yani başkasına kötü davranmayacaksın. Şu bu falan. Ama hepsi bir arada yaşar. Ha bu bir Nasıl diyelim renkler değişmeden yaşarlar. Fransa'da bu mümkün olmuyor. Neden mümkün olmuyor? Fransa diyor ki işte sen şu etnik kökenden gelmiş olabilirsin ama Fransa bir Fransız gibi davranmak zorundasın. Fransız gibi davranmak ne demek? Bu daha evvelden tespit edilmiş özellikle Fransız ihtilalinden 1789'dan sonra geliştirilmiş böyle bir değerler seti var. Davranış seti var, değerlerden de. Öte ve bunun en önemli parçasında laisite oluşturuyor. Laisite laiklik oluşturuyor. Bu laiklik anlayışı e, Anglo-Sakson seküler e, sekülerizm anlayışından farklı. Yani sekülerizm bildiğimiz dünyevilik anlamına geliyor. Laisitede ise laiklikte ise e, dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasından ziyade devletin din işleri üzerinde bir hegomanya oluşturması ve dini şekillendirmesi, kamu sahasının dışına süpürmesi var. Kamu sahasının dışına süpürmesi var. 1905 yasası Fransa'da Katolik Kilisesi'ni kamusal alanın tamamen dışına çıkardı. Şimdi Fransa'daki olaylara bakarken bazıları yani bunu şey gibi de değerlendiriyor. Özellikle Müslümanların yaşadığı sorunlarda ya yani bu bir Hristiyan milliyetçiliği gibi değerlendiriyor. Hayır değil. Yani Fransız milliyetçiliği daha doğrusu Fransızlılık kavramı bir Hristiyan milliyetçiliği değildir. Hristiyanlık tabii ki gelenek olarak bunun içerisinde renkler olarak bulunuyor. Ama bugünün Fransa'sına baktığınız zaman zaten yüzde %60 civarında, yüzde %60 civarında belki %60'ın üzerinde ateist olduğunu görüyoruz. Yani kişiler kendilerini e, ya ateist olarak e, tanımlıyorlar veyahut da e, dinin dışında yani e, dinsiz veya dinden bağımsız olarak tanımlıyorlar ve bunların da oranı yüzde %60'ın üzerinde. Zaten kendisini Hristiyan olarak tanımlayanların dinle bağlantısı ne kadar o da ayrı bir mevzu. Ama şu anda özellikle 11 Eylül'den sonra veyahut da 90'larda işte tırnak içinde söylüyorum İslamcı e, terörizm, İslamcı şiddet bunların küresel alanda anlamda yayılmasından sonra Fransa'da Müslümanlığa karşı bir antipati zaten belirdi. Ondan evvel Kuzey Afrikalıların Fransız toplumuna entegrasyonu çok sorunluydu. Ya yani bana gelen yorumlara bakıyorum. Bunlardan bir kısmı işte Cezayirlileri, Tunuslar'ı suçluyor. Tabii bunu söyleyen kişiler Fransa'da yaşadıklarını söylüyorlar. Elbette daha çok görmüşlerdir bize göre yani Fransa toplumunda yaşadıkları için. Oradaki gözlemlerini aktarıyorlar. Onların gördükleri bir sonuç. Yani nedeni görmüyorlar. İşte diyorlar ki Cezayirler çok işte edepsiz davranıyor, çok şiddete meyilli, uyuşturucu kullanıyor, herkese kaba davranıyor vesaire vesaire. Ya Bunlar sonuç. Bir grup, etnik grup, bir dini grup bir devlete, bir topluma entegre olamıyorsa, onunla birlikte barış içerisinde, uyum içerisinde yaşamıyorsa çoğunlukla sorun yetkililerdedir. Çünkü bu sorunu çözmek için oradalar. Toplum değil yani o da o yetkililerin o sorunu çözmesi gerekir. Kaldı ki bir Almanya'ya baktığınızda bir İngiltere'ye baktığınızda bir de Fransa'ya baktığınızda Fransa'daki durum kendiliğinden kendisini gösteriyor. Sırıtıyor yani sırıtıyor. Ee, Paris'in banyolarına baktığınız zaman bir ayrık yaşam var bir dirençli yaşam var bir isyankar yaşam var oradaki gençlerde eğitim kalitesinden iş kalitesine kadar çok ciddi de fark var. Yani Paris'e baktığınız zaman, kıyasladığınız zaman birisi Afrika gibi, birisi ne bileyim e, gelişmiş devlet gibi. Ha diyeceksiniz ki yani bu gelişmişlik farkı eğer sorun olsaydı Almanya'da da olurdu, İngiltere'de de olurdu. Çünkü buna benzer mahalleleri oralarda da görüyoruz. Olabilir, gelişmişlik farkı olabilir ama o zaman da ne yapacaksınız? Siz devlet olarak, belediye olarak, yerel ve merkezi idare olarak o insanları kucaklayacaksınız. Yani fakir de olsanız siz bu toprakların adamısınız diyeceksiniz. Bunu diyemediğini görüyoruz. Nitekim Fransa'da Milli Eğitim Bakanı değişti. Gabriel Atal geldi. Bu kişi 34 yaşında genç diyebileceğimiz bir bakan ve Fransa Devlet Başkanlığı'nda gözdesi olan bir bakan. Gelir gelmez yani eğitimin ne sorunu var hangi sorunu çözeyim demek yerine dedi ki okullarda bundan sonra abaya giyilmeyecek. Abaya dediğimiz şey nedir? Uzun böyle bol işte bol kesimli uzun bir elbise. Kızların, kadınların giydiği daha çok Kuzey Afrika'da hani giyilen geleneksel bir kıyafet. Yani ne yüzü kapatıyor, ne eli kapatıyor, ne ayağı kapatıyor. Sadece uzun ve bol kesimli bir kıyafetten bahsediyoruz. Abaya. Yani Bakarsanız Abaya örneklerine geldiğimiz noktada son derece modernde bir kıyafet işini açıkçası Fransız Milli Eğitim Bakanı gelir gelmez bunu yasakladı yasakladı ve bu çok ciddi tartışmalara yol açtı yani çok ciddi protestolara yol açtı en son da Fransız Danıştayı bu yasa onayladı bu yasa onayladı. Bu yasa en çok alkışlayanların başında da yine Fransız aşırı sağının önemli e, işte parti lideri e, Marine Le Pen geliyor. Marine Le Pen dedi ki, çok geç kaldınız. Yani bunlar zaten yapacaklarını yaptılar. Yani şimdi bir lisede bir kızın bir kıyafet giymesiyle ne yapabilir ki? <laughs> Kanaatim odur ki Fransa e, radikalizmle mücadele etmek için, e, şiddetle mücadele etmek için Radikalizmle hiçbir ilgisi olmayan insanlarla mücadele ediyor. Onları radikalize ediyor, belki de onları <laughs> terörize ediyor. Ve daha önce bir yasa da çıkarılmıştı yani yaklaşık 20 yıl önce 2004 yasası 2004 yasası burada Fransa gösterişli dini sembolleri yasaklamıştı işte böyle şu büyüklükte bir haç mesela takamazsın e, hangi büyüklükte haç takabilirim daha küçük belki takabilirsin onu da görünmeyecek şekilde tak veyahut da ne bileyim İslami sembol e, takamazsın üzerine. İslami bir sembol tak Ama İslami sembol nedir? Gösterişli İslami sembol nedir? Diyor ki Fransız sistemi dinini diyor başkasına gösterme. Niye? Bunda ne sorun var? Ya yani ben lisede bir öğrenciyim mesela. Müslüman olduğumu veya Yahudi olduğumu e, veya Hristiyan olduğumu diğerlerine göstermemde ne sorun var? Şimdi sorun şuradan kaynaklanıyor. <laughs> Yani şimdi ben bir Müslüman olarak Fransız okulunda Müslümanlığımı göstermeyeceğim. Tamam güzel. Peki Müslümanlıktan çıkacak mıyım? Hayır çıkmayacağım. O zaman bu ne anlama geliyor? Herkes dini inancını saklasın. Evinde bıraksın. Mesela bugün Fransa'da pek çok Yahudi ya kipa kullanımını, kipa kullanımını Yahudiliğin biliyorsunuz sembollerinden erkekler başlarına takıyor böyle. Küçük bizdeki takkeler gibi e bunu kullanmasın. Tamam kullanmasın da bu adam Yahudilik'ten çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yani sen sorunu böyle mi çözeceksin? İnsanların farklarını görmezden gelmek o sorunu çözmek anlamına mı geliyor? Sonuçta ne oldu? Yani şeyden sonra 2004 yasasından sonra Fransa'daki okullarda müdür geçti kapıya. E, eskiden bizde de olurdu hani bilmiyorum şimdi oluyor mu? Saç kontrolü yapılırdı. E, gösterişli dini işaret kontrolü yapmaya başladı. Dedi ki kızım sen işte o başındaki başörtüsünü çıkar. Ee, oğlum işte sen bundan e, sonra buradaki şu işareti çıkar. Sen şunu çıkar bunu çıkar. Bu okulda bu iş serbest bırakıldı. Yani daha liberal bir müdüre denk geldi. Bu okulda ise iş zulüme döndü. Yani hatta öyle örnekler oldu ki sen siyah giymişsin. Bu işte daha çok Müslümanlar böyle giyiniyor Kuzey Afrika'da. E, giyme bunu. E başörtüsünü açtırmaya çalışanlar hatta ve hatta okul gezilerine eşlik eden işte o yardımcı personelin giydiği kıyafet tesettür kıyafetlerine dahi karışan müdürler oldu. Hala da bu devam ediyor. Fransız milli eğitimin en büyük şeylerinden biri bu işlerinden biri bu. Çocukların giydiği kıyafetler. E yine kabak tabi kızların başına patlıyor. Erkeklere göre özellikle İslam için söylüyorum ben. erkeklere göre kızların kıyafetleri daha belirgin. Daha hani göze çarpıcı. Açıkçası burada bir Fransızlılık empoze ediliyor. Zorla bir medeniyet anlayışı dikte ediliyor. Şimdi hedefte abaya var. Abaya işte yasaklanıyor. Bundan sonra sırada ne var bilmiyorum. Belki sakalı mı yasaklayacaklar, neyi yasaklayacaklar bilmiyorum artık. Ama şu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Fransız toplumunda ciddi bir farklı olanı e, törpüleme e, saplantısı var. Yani törpüleme saplantısı var. Kamusal alanda gözükmeyeceksin saplantısı var. İşin enteresan tarafı abaya yasağını Fransız toplumunun yüzde sekseni onaylamış durumda. Bu da neyi gösteriyor? Bu bir sapma değil. Bu bir <laughs> Fransız toplumunun hep çoğunluğunun mutabık olduğu mutabık olduğu bir anlayış. Mutabık olduğu bir anlayış. Dolayısıyla sorunun devam edeceği aşikar. Çünkü insanlar kimliklerinden kolayca vazgeçmezler. Kimliğinden o vazgeçmezse, bu da sen kimliğini değiştireceksin, farklı olacaksın diye ısrar ederse ne olur? Çatışma çıkar. Yani sözde konuşa konuşa çözemediğiniz sorun, şiddet yoluyla geri döner. Şiddet yoluyla geri döner. Nitekim Fransa'daki olaylarda, efendim şiddete başvuru oranının yüksek olması, polisle göstericilerin sık sık birbirlerine zarar verecek şekilde davranması da biraz da bunu gösteriyor. Şimdi diyeceksiniz ki Fransa'daki bu olaylar neden bu kadar önemli? Yani abaya dinlen kıyafetin yasaklanması neden önemli? Neden biz bunu bugün konuştuk? Bu çok önemli çünkü Fransa'da değil sadece bu sorun. Başka Avrupa ülkelerinde de buna benzer sorunlar var. Ha burada bir kimlik dikte etmesi var. Ne Almanya'da başka bir şekli var. Veyahut da Hollanda'da, Belçika'da, İngiltere'de başka başka şekilleri var. Bunlarla ilgilenilmesi gerekiyor. Kimin ilgilenmesi gerekiyor? Olayın tarafları elbette Fransızlarla Kuzey Afrikalı Müslümanlar. Ama orada Türk Müslümanlar da var. Türkiye'den giden Müslüman kişiler de var. Kaldı ki Müslüman olmasanız bile Müslüman kimliği içerisindeyseniz bu yine sizi etkiliyor. Bu tür durumlarla ilgili fikir geliştirilmesi şart. Yani bu olayların anlaşılması ve makalelerin üretilmesi, yazıların üretilmesi, konuşmaların geliştirilmesi, insanların bilinçlenmesi ve çıkıp durumu anlatması gerekiyor. Fransa'da yaşayanların veyahut da Fransa ile irtibat kurabilenlerin bu birlikte yaşama için e, kanaatimce birinci aşamadır. Yani artık küre küçüldü, Fransa'da yaşayan e, benim hayatımı etkiliyor. E, ben de Fransa'da yaşayanın hayatını etkiliyorum. Yani küre bir eve doğru dönüyor ama 19. yüzyılda hatta 18. yüzyılda geliştirdiğimiz davranışlar ve fikirler, düşünceler maalesef hala yaşıyor. Eski düzen bir türlü gitmiyor ama yeni sorunlar karşımızda bir dağ gibi yükseliyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.